Herkese selamlar dostlar. 25 Aralık 2020 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Öncelikle ekranda direkt görselle başlayalım zaten ekranda gördüğünüz üzere. Hem YouTube kombini olan hem de katıl kombini olan 24'ün tahminleri başarılı olmuştur arkadaşlar. Neydi bu kombinler ekranda gördüğünüz üzere? Altın Ordu maçına ben KG var olarak sizlere öneri yapmıştım. Adana Spor, Kocaeli Spor mücadelesine de 2-3 gol olarak değerlendirme yapmıştık. Günün iki maçıydı zaten. Ben derim ki video içinde bu iki maçı zaten iki maç var. Kombine yapabilirsiniz şekilde. 2.76'lık bir oranı vardı. Zaten başka mücadele yoktu. Katılan Telegram grubunda da aynı şekilde ben bu kombineyi verdim. Değerlendiren herkese öncelikle tebrik ederim diyerekten geçeyim isterseniz. Ondan sonra gün sadece bir tane canlı verdim ben. O canlı da Altın Ordu mücadelesinin ev sahibi 1.5 üstü. Hatta yazaraktan anlattım ben burada. Hatta ne yazmışım okuyayım. Beyler ekran başında uyuyakalmışım. Dakika 30'dan sonra spikerin gol sesine uyandım. Fakat daha istekli olan Altın Ordu Ahmet Dereli ile kaleciyi çalımlayıp orada direği vurdu. Pas verse Hüsam Ettin'e gol atabilirdi. Sağ bekten Furkan da çok katkı veriyor. Ev sahibi 1.5 üstte denilenin 1.70 gibi de bir oranı vardı. Dakika 90+4'te son dakika golüyle gelmiş. Tebrik ederim aynı şekilde. Değerlendiren herkesi tebrikler. Bu şekilde geçtik. Hatta ekrandan da katıl Telegram grubunu göstereyim ben sizlere. Telefondan baktığımız zaman şimdi burada zaten günün kombiniydi. Başarılı oldu. Adana Spor'un golü de 90+küsurda geldi. Ya etkisi vardı fakat geldi dediğim gibi. Burada Altın Ordu'nun golünü önermiştik. Bu da ideal, şöyle göstereyim. Canlı önerimizde o geldi. Bolu Spor maçına da tekli alan varsa o da geldi. Zaten yazdım anlattım. Katılan Telegram'ında böyle yazarak olsun, görsellerle olsun. Hem canlı olarak hem de ekstra kuponlarla kazanmaya çalışmaya devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Sizleri de bekleriz. Hatta seviyelerinden bahsedeyim ben sizlere. Abone oluşunun yanında katıl var arkadaşlar. Katıla tıkladıktan sonra ana Telegram grubuna gelmek isteyenler 30 TL'lik ana Telegram grubuna dahil olabilir. Hem ana Telegram grubuna hem de yüksek oran grubuna dahil olmak isteyen varsa 60 TL'lik gruba dahil olabilir. Hem ana Telegram grubuna hem de yüksek oran hem de yüksek misli oynadığımız 100 TL'lik, yani burada 100 TL'lik grubumuz. Buranın hem WhatsApp hattı var hem de yüksek misliden kazanıyoruz ki zaten buradaki başarımız da arkadaşlar biliyor. Son 4 kuponda 4'te 4 yaparak ilerliyoruz. Gayet güzel bir kazanç elde ettiğimizi söyleyebilirim. Hem kanala destek olup hem de ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorsanız sizler de katıl Telegram'a gelebilirsiniz. YouTube'dan aynı şekilde kazanmaya da zaten devam ediyoruz. Şimdi maçlara geçelim. Şimdi 4 tane mücadelem var. 2 tanesi TFF 1. Lig'den, 2 tanesi Spor Toto 1. Lig'den, Süper Lig'den. Şimdi arkadaşlar, Süper Lig'e ve TFF'ye çok fazla güven olmuyor. Bunu sizler de biliyorsunuz. Ben videonun sonunda sizlere bir adet tekli önereceğim. Kazanmak adına tekli önereceğim. O maçı da konuşacağız. Ben ondan önce sizlere bir skor sormak istiyorum. Yine bilenlerden bu sefer tek kişi alalım. Maç skoru ne olur? Trabzonspor Başakşehir. Ne olur? Yorumlara yazın. Maç skor tahmininizi bekliyorum. Bilenlerden bir kişi diğer, yani bir aydan fazla katı Telegram grubumuzda burada misafir edelim. Tam 36 gün diğer ayın birinde yenilenecek grup. Siz sadece skor tercihlerinizi yoruma yazmanız yeterli olacaktır. İlk mücadelemizle başlayalım. Erzurumspor Denizlispor mücadelesi. Erzurumspor'da arkadaşlar bazı eksikler var. Şunu da belirteyim. Artı 500 üzerine like alabilirsem çok da güzel olur demeyi unuttum. Artı 500 üzeri like bekliyorum sizden. Kazanarak ilerliyoruz. Like'larınızı 2 saniye ayırıp atarsanız teşekkür ederim. Şimdi Denizlispor'da eksikler var ve kötü bir gidişat var Denizlispor'da. Onlar da transferi sonradan yaptı zaten. 18. sırada yer alıyor. Altta da bir çekişme var. Bakalım nasıl gidecek burada. Burada önemli olan Erzurum hafta içinde de bir mücadele oynadı. Tuzlaspor'la ertelenen bir mücadelesi vardı. 18'inde, 22'sinde, 25'inde oynayacak. Tuzlaspor maçında da ayrıca şunu belirteyim. Bazı oyuncularını da dinlendirdi. 4-5 tane isimle rotasyon yaptı. Yorulmamak adına, dinlendirmek adına Erzurum bu maçta ilk 11'ini, ideal 11'ini çıkaracaklar. Çünkü puan kaybetmek istemeyecektir bu maçta. Rakip zayıf. İdeal 11'ini çıkartıp burada galibiyete uzanmak isteyecektir. Zaten yeniden Süper Lig'e çıkmaya çalışan bir Erzurum var. Bu yolda da gerçekten iyi adımlar atıyor. Başarılı bir şekilde ilerliyor. Ben burada Erzurum'un kazanmasını bekliyorum. Zaten iç sahada çok iyi oynayan bir Erzurum var. Deplasmanlarda da son maçta deplasmanda 90+7'de gol yedi zaten. Deplasmanlarda bir ivme yakaladığı zaman bu takım zaten birinci olarak da ligi tamamlayabilir. Ben Erzurum'un kendi sahasına güveniyorum. Direkt Erzurumspor'un galibiyetini alacağım burada. Taraf tercihine gideceğim. Risklidir. 1.46 orandan değerlendirme yapabiliriz. Onun dışında daha yüksek oran isteyenler
4.5 altında 1 veya 3.5 altında 1 yaparak 1.93'e kadar oranı çıkartabilir. Değerlendirecek arkadaşlara böyle bir önerim var Erzurum maçında. Galatasaray ile Antalyaspor mücadelesi. Ben burada da tek bir gole gideceğim. Şöyle anlatayım sizlere. Şimdi Galatasaray takımı ciddi anlamda kötü gidiyor. 12. sırada yer alıyor. Puan farkı Trabzon'la inanılmaz bir şekilde açıldı. Yani şampiyonluğu falan zaten sizler de umudu kesmişsinizdir. Ben de bir Galatasaray taraftarı olarak söylüyorum. Yani umudu kesmişsinizdir, normal. Şimdi takım kaç haftadır, 8 haftadır falan galip gelemiyor ligde. Galip gelir mi? Antalyaspor'da ciddi anlamda zor bir rakip. Yani gollü bir mücadele olabilir diye düşünüyorum ben. Antalyaspor katı bir burada savunmayı sağlam tutup savunmada böyle 4 defansı böyle sabit tutup önlerinde de 3 tane defansif orta saha şeklinde çıkabilir burada. Yani savunmayı sağlam tutacağından eminim ben Antalyaspor'un. 3 defans da çıkabilir. 3-4-3 şeklinde de çıkabilir Antalyaspor. Belli olmaz. Fakat Galatasaray bitiricilik anlamda sıkıntı yaşıyor. Son maçta Adana Demir'e öyle pozisyonlar kaçırdı ki Olcan'ın kaçırdığı pozisyon olsun. Birkaç pozisyon olsun ciddi anlamda pozisyonlar kaçırdı. Antalyaspor burada ara toplar ve uzun toplarla gol arayacaktır ve ataklara çıkacaktır. Mutlaka ya 2-3 tane çok net pozisyona girecektir diye düşünüyorum. Özellikle Mukairu son zamanlarda Antalyaspor'dan forvet hattında yükselen bir isim. Hamilton belki oynamayabilir bu maçta. Sağda açıkta oynarsa oynar. Yine sol açında Doğukan olacaktır. O da genç bir arkadaşımız diyelim. Son maçta kart cezalısı olan Poli bu mücadelede oynamayacak. Onun dışında Galatasaray'a baktığımız zaman da Taylan ve Çıkıldağ'ın da oynamayacağını burada belirtelim. Sarı kart cezalısı olduğunu söyleyeyim sizlere. Ben burada şöyle bir tercih yapacağım. Antalya'nın atacağı tek golü alacağım. Neden? 1.44'te oranı açmışlar. Dediğim gibi uzun toplar ve geçiş oyunuyla birlikte Antalyaspor çok güzel işler çıkartıyor. Ben burada Antalyaspor'un atacağı bir golü değerlendireceğim. Değerlendirmeye 1.44 oranı açmışlar. Ya yani Galatasaray'ın galibiyetine gideceğime veya Galatasaray'ın atacağı iki golü alacağıma, stres olacağıma, üst olacağına, KG olacağına tek başına Antalyaspor'un golünü alırım. Bu şekilde değerlendirme yapabilirim. Deplasman 0.5 üstüne oranı 1.44. Menemen'le Bursaspor mücadelesi. Bursaspor'da teknik adamda değişiklik oldu. Tamer Tuna geldi. Bu maçta da zaten favori Bursa olmuş. Menemen de bir kötü gidişatı var. İki takımda da eksikler var fakat Bursa kötü gidişatı bir türlü durduramıyor. Aşağılarda aynı şekilde Menemen'de de Bursa aşağılarda yer alıyor. Her iki takımda da atıyor da yiyor da. Fakat Bursa'da da yeni bir teknik adam geldiğinden dolayı Tamer Tuna etkisinin de kolay göstereceğini düşünüyorum. Yani ilk maçtan etkisini verebilir. Ben burada Bursaspor'un yenileceğini düşünmüyorum açıkçası. Bir beraberlik maçı olarak görüyorum. Menemen'de de bir kötü gidişat var. Yine oynadıkları son mücadelede de şöyle göstereyim. Dakika 21'de 1-0 gerideyken bir kırmızı kart gördüler. Maç Gençlerbirliği'ne 5-0 mağlup oldular bu maçta. Ben her iki takımın da gireceği pozisyonlar olacağını düşünüyorum. Çünkü TFF'de mutlaka her iki takım pozisyonlara giriyor. Ben burada Bursa'nın kaybetmeyeceğini düşünsem de bir beraberlik beklediğimden dolayı Menemen'in de kötü gidişata son vermek istediğimden dolayı burada bir KG varı idealden alacağım. Değerlendireceklere idealden KG varı öneririm. Bol şanslar. Trabzon maçını atlamışız. Sona bırakmış olayım burada. Şimdi Trabzon Başakşehir maç skorunu yorumlara bekliyorum mutlaka. Yorumlara yazın. Şimdi Trabzon'a 1.95 gibi oran açmışlar ve maçta inanılmaz bir seyirci desteği olacak. Yani tüm biletler zaten satıldı. Ayrıca taraftar da yani taraftar gibi taraftar. Sahalarda bu sezon özellikle zaten bu kadar puan farkını açmışken herkesle elinden geleni yapıyor. Yani taraftar da desteğini esirgemiyor. Statta ne kadar zaten maçı izleseydiniz televizyondan da anlaşılıyor arkadaşlar. Fakat Başakşehir yani bir çelme takabilir mi? Soru işareti. Yorumlara ayrıca yazın bunu. Başakşehir burada kaybeder mi? Çünkü Başakşehir'de burada ben şunu söyleyeyim. Ben şampiyonluk yarışının Trabzon, Başakşehir, Konya arasından şu anki puan durumu olduğu üzere geçmek. Özellikle de Başakşehir ve Trabzon arasında geçmesini bekliyorum. Eğer Başakşehir burada şampiyonluk yarışını Trabzon'la iç içe geçirmek istiyorsa burada Trabzon'a bir çelme takması lazım. En kötü mağlup olmaması lazım Başakşehir takımının. Fakat tabii ki herkes gibi sizlerin de beklediği gibi her iki kalede çok güzel pozisyon olacaktır. Dakika 20'den bile KG var olabilir, 1-1 olabilir. Geçen seferki Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesi gibi maçın ideali 1.55 gibi orandan zaten KG var tercihidir. Ayrıca skoru da vermek istiyorum ben bu mücadelede. Şimdi KG var idealden aldınız değil mi? Ben bir maç sonu 0 bekliyorum. 3.05'ten. 3.05'ten de maç sonu 0 bekliyorum. Skorum da arkadaşlar 1-1. 4.90'da bunun oranı var. Fakat ben dediğim gibi idealden sizlere KG var önereceğim. Her iki takımda gol mutlaka
Başakşehir özellikle 3. bölgeye baktığımız zaman da son maçını izleyin 3-1 kazandı. Yani deli paslar yapıyor. Böyle bir anda oyun bakış açısı, görüş anlamında ciddi gelişme var takımda. KG var, bekliyorum ben. Maç sonu 0 ve 1-1 gibi skorda sizlere önereceğim. Ben tek bir kupon oluşturmadım. Dediğim gibi tek bir maç önereceğim sizlere. Ekrana gelsin. Ben arkadaşlar kazanmak adına Trabzon Başakşehir maçına sizlere tek maç olarak önereceğim. Az kazanırsınız fakat kazanma ihtimali yüksek olan bir mücadele. Her iki takımın da bulacağı pozisyonlar mutlaka olacaktır. Sizlere tercihim yanına bir maç eklemeden, eklerseniz de benim verdiğim maçlardan bir tanesini seçebilirsiniz, fark etmez. Fakat tek maç olarak burada Trabzon Başakşehir mücadelesine KG var olarak öneriyorum. 1.55'ten değerlendireceklere bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere, seviliyorsunuz, bay bay.